Hazırsın. İyi, hadi o zaman. Kayıt olan herkese merhabalar. Kayıt olan herkese merhabalar Kamil'e. Bugün sizlere ne tanıtacağız? Hadi söyle bakalım. Orgaz, Orkamp, Ocak ve kartuşunu tanıtacağız, değil mi? Evet. Evet. Evet, açalım. Bunu da keşfettim. Hadi bakalım. Hadi keşfettim. Birlikte açalım. Hadi bakalım. Hadi. Bunu da açalım. Kayıtta herkese merhaba diyoruz. Evet, kayıt odan herkese merhaba diyoruz. O yüzden gezmeye gidiyoruz. Evet, bugün mesela gezmeye gideceğiz. Ocağımızı test edeceğiz. Burak Akgül'e. Evet. Değil mi babacığım? Evet. Burak Akgül'e geldik bizimle. Ben öncelikle kartuşun nasıl geldiğini göstermek için de kutusunu da kayda aldım. Hepsi buradan. Orkamp K502 marka ocak getirdim. Ve aynı zamanda yanında bunlar kutu içerisinde, yani birlikte satışı bu şekilde, yanında 450 gramlık bir de kartuş var. İkisini toplam 97 lira 50 kuruşa satın aldık. Kameraya konuşuyorum babacığım. Bizi izleyecek olanlar dinleyecek. Ayrılar. Bunun ağırlığı yaklaşık olarak 250 gram kadar. Satıyorum bunu. Ben sana geldim sormak istedim. Şöyle açılan kanatları var. Evet. Açılınca bayağı genişliyor. Bunun üzerine rahatlıkla küçük tava veya tencerede yemeklerinizi pişirebilirsiniz. Şöyle bir de aparatı var altına takılacak olan. Bunu altına takacağız. Şu şekilde. Değil mi babacığım? Böyle evet. Takılıyor bu. Tamam, bunu sabitledik, sıkıladık. Sıkıladıktan sonra Burak'ımız sen de gel. Tutabilirim. Yani normal şartlarda diğer türlü çocuklardan video çekmeye vakit bulamadığım için artık çocukları da dahil ettim. Bunlar da sağlam mı? Bunlar katlanıyor. Katlandığı zaman şu açıklıkları biraz gevşek. Gevşek olduğu için rahatlıkla böyle hareket edebiliyor. Açılmış. Bakın açılabiliyor. Sıkı olması ya da olmaması önemli değil. Zaten bunu taşımak için yanınızda muhakkak bir şeye diye ihtiyacı olacak diye. Ve özellikle ben bunu şunu belirtmek isterim. Ben bunu bisiklet turlarında yanımda taşıyacağım. Özellikle bisikletle kamp yapmaya gittiğimizde yanımda bulunduracağım. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Bir de CK194 diye katlanabilir daha küçük cebe sığacak şekilde kampın farklı bir ürünü daha var. Ama ben bunu tercih ettim. Biraz daha fiyat uygun olması nedeniyle. Ayrıca Burak abi şunu keşfetti. Dur babacığım, senin tabii ki sana vereceğim. Fakat bunu da keşfetti. Bakın burası katlanıyor ve açılıyor. Evet. Şimdi bir de kartuşunu açalım. Hadi babacığım kartuşunu da açalım. Gel bakalım. Evet. Hadi makasımızı da şuradan keselim. Hadi gerisi sen de aç bakalım bunu. Hadi. Hadi başlıyoruz Kamila. Dur. Kamila. 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 Ben... Kamerayı ben çok seviyorum. Kamerayı çok mu seviyorsun? Evet, çok seviyorum. Kutuya bilerek zarar vermemeye çalışıyorum. Taşırken bu kutunun içinde taşıyacağım. Yani daha sonrasında tekrar bu kutuyu kullanmaya devam edeceğim. Yani bisiklet çantama koyarken bu kutuyu tekrar kullanacağım. Ben ayrıca daha sonrasında 230 gramlık kartuş da alacağım. Çünkü bunların tekrar dolumu gibi bir durum söz konusu. Ben özellikle bu fiyata uygun olması nedeniyle 450 gramlık kartuş ile birlikte bu ikisini almayı tercih ettim. Yani şu dönemde bu şekilde uygun geldi fiyatı. Ama daha küçük olması nedeniyle daha sonrasında 230 gramlık kartuş da alacağım. Bunun uzunluğu yaklaşık olarak, yani elimle gösterebilirim, şöyle ölçmedim ama ölçüp daha sonrasında ekrana kaç santimetre olduğunu, yüksekliğini söyleyeceğim.
Deneyimlerimizi de kullandıktan sonra sizlere aktaracağız. Burak abiyle birlikte kullanıp kahve yapacağız ya da başka şeyler pişireceğiz ve size deneyimlerimizi de aktaracağız. Ocağımızı incelememize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda sarımsaklı barajı mesire alanına geldik. Burada ocağımızı test edeceğiz. Tekrar takıyoruz. Sağlamlaştırdık. Ne yapıyorsun babacığım? Video çekmeye devam ediyorum babacığım. Gel. Burak Alp de geldi, katıldı bana, babasına. Şimdi bak. Bak şimdi Burak Alp. Bunu takacağız, tamam mı? Şöyle tutuyoruz. Takarken hiç ses çıkartmadı. İyice sıkıladık. Bakalım. Evet, geliyor. Sesi kaldı. Hadi bakalım. Bir önce bir test edelim, tamam mı? Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bir bakalım Burak abicim. Tamam mı? Bak şimdi. Önce aşağı tekman lazım. Yok yok, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Tamam. Yandığını test edebildik. Şunları kapatsak da böyle de kullanırız bunu. Çünkü küçük bir cezve kullanacağız sadece. Osmanlı usulü kahvemizi yapalım. 2 fincan soğuk su ekledik. Madem onu da şurada yapalım. Şimdi Osmanlı usulü Türk kahvesi soğuk suyla yapılıyor. Osmanlı usulü olması oradan geliyor. 2 fincan su için, yani 2 fincan kahve için 4 çay kaşığı kahve ekledik. Dur bakalım. Biz şekeri de sevdiğimiz için orta şeker yapacağız. 2 adet küp şeker. Güzelce karıştıralım. Kendi sandalyeme oturacağım. Kardeşim telefonun yanında mı? Kaç dakikada pişecek onu da test edeceğiz. Telefon arabada. Alalım arabadan. Gel kızım. Tamam, yine karıştırırız. Kime dedin baba? Annene dedim babacığım. Ver hadi. Şimdi yakacağız bak. Uzak dur. Şu anda yanıyor, yanmaya başladı. Bakalım ne kadar sürede pişirecek. Yavaş yavaş şöyle karıştıralım bizi. Şu anda kontrollü bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Masaya değme çocuğum. Masam çok sağlam bir portatif bir masa. Bunu atılıyor mu? Bunu atılıyor mu? Burada rüzgar hafifleri için o yüzden şey yapabilir. Yerindir seni. Tam zor koşullar altında nasıl pişirdiğini de test etmiş olalım kardeşim. Onu da görmüş olalım. acaba bunu ne yapacak? Bunu da şimdi şöyle koyalım. Pişiyor, pişiyor. Süper. Kayıtta mıyız bu arada? Kaydediyor mu? Sen süre tutuyorsun değil mi? Evet, kayıttayız.
Evet dostlar, kahvelerimizi pişirdik. Şimdi bir de tadına bakalım. Ben de tadına bakabilir miyim? Evet, güzel.